Enzimlerin tepkimeleri katalizlediğini, yani tepkimelerin meydana gelmesine olanak sağladıklarını daha önceki videolarda görmüştük. Burada gördüğümüz enzimimiz e, olsun, pembeyle gösterdiğimizde substratımız olsun. Bu substrat, enzimin aktif bölgesine gidip bağlanacak. Mesela gelsin buraya bağlansın. Enzim de bu bağlanan substratın tepkimesini gerçekleştirecek. Örneğin, bu substratı daha küçük iki moleküle parçalayacak. Tepkimeden sonra enzim herhangi bir değişikliğe uğramadan kalacak. Fakat tepkime katalizlenmiş olacak. Yani tepkimeden sonra substrat iki küçük moleküle parçalanmış olacak. Bu turuncuyla gösterdiklerimde tepkime sonucu ürün olarak oluşan iki molekül olsun. Bunlar aktif bölgeden çıktılar. Tepkime meydana geldikten sonra bu moleküllerin aktif bölgede bağlı olarak kalması için bir sebepleri kalmadı ve bağlandıkları yerden ayrıldılar. Özetle bu enzim bir tepkimeyi katalizlemiş oldu. Bu videoda bunun gibi bir tepkimenin nasıl inhibisyona uğrayabileceğini yani engellenebileceğini anlatacağım. Özellikle de bu inhibisyonun nasıl yarışmalı bir şekilde oluşturulabileceğinden bahsedeceğim. Yani bu videoda Yarışmalı inhibisyonu anlatacağım. Evet buraya yazalım. Yarışmalı inhibisyon. Yarışmalı inhibisyonun en klasik örneği aktif bölgede substrat için yarışan bir molekülün olduğu durumdur. Esasında bu yarışmalı inhibisyonun tek örneği de değildir. Ancak ders kitaplarında en sık karşımıza çıkacak olan örnektir. Şimdi bu bizim enzimimiz demiştik. Bu sarı ile çizdiğim kısım enzimin aktif bölgesi. Eğer bu substrat aktif bölgeye ulaşırsa bu ilk durumdaki senaryo ile karşılaşacağız. Fakat klasik yarışmalı inhibisyonda başka bir molekül daha bulunur ve bu molekül substrat ile aktif bölge için rekabet eder. Eğer substrattan önce aktif bölgeye ulaşırsa ne olacağını hemen göstereyim substrat enzimin aktif bölgesine bağlanamaz ve tepkime gerçekleşemez. Burada açıkça anlaşılıyor ki substrat ve molekül enzimin aktif bölgesi için yarışıyorlar. Aslında bakarsanız bu durum yarışmalı inhibisyonun tek çeşidi değil. Başka bir çeşidi olan allosterik yarışmalı inhibisyonu da anlatacağım. Evet bunu da yazalım. Allosterik yarışmalı inhibisyon. Allosterik bölge, aktif bölge dışında yer alan bir bölge. Allosterik yarışmalı inhibisyonda rekabete giren molekül aktif bölgeye bağlanmaz. Aktif bölge dışında bir bölgeye bağlanır. İşte bu bağlandığı bölgeye allosterik bölge diyebiliriz. Örneğin molekül buraya bağlanmış olsun. Bu bölgenin aktif bölge olmadığı açıkça anlaşılıyor. Yani rekabetçi molekül aktif bölge dışında bir yere bağlanır. Fakat bu bağlanma substratın aktif bölgeye bağlanmasını engeller. Sonuç olarak aynı inhibisyon etkisini görürüz. Fakat substrat aktif bölgeye daha önce bağlanırsa bu durumda rekabetçi molekül bu bölgeye bağlanamaz. Yani bu senaryoda da substrat aktif bölgeye bağlandığından rekabetçi molekül aktif bölgeye bağlanamadı. Özetle ilk bağlanan enzimi kapar arkadaş diyebiliriz. Bu durum substrat ve rekabetçi molekülün aktif bölge için rekabet ettiği yarışmalı inhibisyon için de geçerlidir. Aktif bölgeye ilk olarak rekabetçi molekülün ulaştığı durumda substratın tepkimesi katalizlenemez. Ancak ilk olarak substrat bağlanırsa o zaman da rekabetçi molekül bağlanamaz. Yani aktif bölgeye ilk substrat ulaştığı için rekabetçi molekül aktif bölgeye bağlanamaz. Allosterik yarışmalı inhibisyonda da enzim için rekabet yine vardır görülür. Çünkü moleküllerden yalnızca biri enzime bağlanmayı başaracaktır. Fakat bu durumda rekabetçi molekül allosterik bölgeye bağlanır. Bu molekül allosterik bölgeye bağlandığında enzimin 3 boyutlu dizilimini yani şeklini değiştirir. Böylece substrat aktif bölgeye bağlanamaz hale gelir. Bunun altını bir kere daha çizmek isterim. Çünkü ilk öğrendiğimde benim biraz aklım karışmıştı. İnternette alosterik inhibisyonun rekabetçi bir inhibisyon olmadığı yazıyordu. Çünkü moleküller bu durumda aktif bölge için rekabet etmez. Ama aslında durum böyle değil. Rekabetçi olmayan inhibisyonu başka bir videoda anlatacağım. Rekabetçi olmayan yani yarışmasız inhibisyonda inhibitör substratın aktif bölgeye bağlı olup olmamasından bağımsız olarak enzime bağlanabilir. Fakat inhibitör bağlandığında enzimin şeklini değiştirir ve enzim tepkimeyi katalizleyemez hale gelir. Yani inhibitör bağlandığında substratın tepkimesinin meydana gelmesini engeller. Özetle yarışmasız inhibisyonda inhibitör molekülde substratta enzime bağlanabilir. Fakat inhibitör molekül bağlandığında tepkime ilerlemez. Alosterik ya da allosterik olmayan yarışmalı inhibisyonda ise inhibitor molekülü ya da substrattan yalnızca bir tane enzime bağlanabilir ve bu moleküller enzim için rekabet halindedirler.